Arkadaşlar, sen bitti ve ben bir kendime kahve yaptım geldi. Gerçekten şok yaşıyorum. Siz ne hissediyorsunuz? Çok merak ediyorum videoyu izlediğinizde ne hissedeceksiniz? Ve arkadaşlar inanılır gibi değil. Şimdi ben size tılsım dörtlüsünü aradım, gösterecektim. Kartları aldım elime. Bir dakika, Romini demişti burada. Ha evet, buraya kapatmıştı. O gerçek aşktaki iki kişinin ruh eşlerinin yapacağı evliliği demişti burada. Eksik kalmayalım, unutmayayım. Evet, Cennet, bu onun hakkında, hani o öyle çirkin düşünecek ya, beni bırakacak. Turan daha güçlü Kalantor biri çıkarsa beni bırakır gider evlenir dediği yerde. Hayır. Bu kader ikiniz için yazılmış. Burada bütün senaryolar senin üzerinde dönüyor. Part part veriyorum. Cennet mükemmel okumaya başladı. O okudukça ben veriyorum, okudukça ben veriyorum. Her şeyde sen simgelendin. Sadece seni anlatıyorum. Her şey dönüp dolaşıp gelecek ki karşılıklı gerçek aşk. Bakar mısınız arkadaşlar destenin altına? Anne, tutup ben bunu buraya koymuyorum, yani kendi burada. Bu da zaten der ki 100.000 kere çıktı Hesse, der ki bu öyle karşılıklı gerçek aşktır ki, ve bu aşkta bile isteye öyle bir hata yapacaksın ki yer yarılsa da içime girse. Ay, içine girsem. Yani belki de işte bu, şimdi bu senaryoya göre şöyle değişebilir. Sen o kadar yanlış ve olumsuz, hani çirkin düşüncelerdesin ki, olmayan düşünceleri düşündüğün için biz bu acıları, gözyaşlarını yaşatıyoruz. Çünkü sen maske taktığın için üçüncü kişiyle de aynen düşündüğün, sen bu ilahi dişini üçüncü kişi daha devrede, yani devreye sokmazken sistem onunla konuşuyor, sistem şu an. Sen hani burada diyorsun ya, dişlim beni terk eder. İşte bir de zaten uyanışa geçerse. Daha beni sevmiyor ki Rabbim. Sen onu uyanışa geçireceksin. O böyle zaten güzel. Zaten bende de ne buluyor ben de bilmiyorum hani. Zaten de beni sevmiyor dedin. Halbuki sistem öyle bir şey dememiş. O senin ruh işin. Hani o seni çok seviyor fakat farkında değil. Hani bunu öğrenecek demiş. O ne anlamışlar onlar? Beni sevmez ki. Bir de zaten çok akıllı ve zeki. Uyanışa geçerse artık beni daha hiç, ben zaten özdeğer sıfır. Öz sevgi sıfır. Güven sıfır. İnanç sıfır arkadaşlar. Benim bu senaryoda gördüğüm inançsız erillerin inanç üzerinden sınavları. Sevgi, aşk çok büyük. Ama her şeyi tutku ve bedensel, tensel olarak baktıkları için Rab kendi sevgisini ve ilahi yakut sevgisinin ne olduğunu öğretmiş. Bunun için ayırmış size. Burada üçüncü kişi falan hiç arkadaşlar suçlamayın yani. Sadece kendi inandığı sizin hakkınızda, daha üçüncü kişi sistem devreye sokmadan, start vermeden, sizin hakkınızda kendini sadık görüyor ya hesapta, ama sizi bir an evvel bırakıp gitmeye gidip gelmeden kafaya sokmuş, o düşüncelerle gelmiş. Kendi sadık kalmayacak, sistem de zaten onu gösteriyor. Burada asıl sadık kalacak olan, o yolda köprüde bırakılacak olan dişil olduğu için, o öğrendikten sonra da bir daha bu aşktan vazgeçmez. Çünkü o Rabbin yolundadır. Rabbinin verdiği bir şeyin ne kadar mükemmel olabileceğini bilir ve ondan da vazgeçmez. Zaten de bununla kader yazmışım. Hani ne ola ki o seni istemesi. Hani sistem şunu da demiş yani. Şimdi bak, bakın şöyle hissediyorum. Şu kahvemi soğutmadan içeceğim arkadaşlar. Ve bu arada bakın burada Rumi kartları var arkadaşlar. Şurası bakın size, şimdi ben göstereyim. Aynen şu şekilde alıyorum arkadaşlar. Şöyle açılmış bakın. Yani şu şöyleydi. Burada devrilmiş, bunu açmış. Ben anlatırken kendi kendine açılmış onu. Videoyu kapattıktan sonra fark ettim. Böyle bunu al diyor. Ben kapattım tekrar düşünce. O yüzden alacağım bunu. Aa, iki taneyle gel. Ay, bakar mısınız? Ay arkadaşlar. Ay. Ya sistem bütün kartlar verecekler size. Zaten ruh eşini kılıç kraliçesine dönmesinin sebebi, ona çok sinirlendiği için, işte onun gibi zihin çalıştırmanın ne demek olduğunu ona öğretmek için, dişili üzerinden de öğreteceğimiz için, o yüzden kılıç Urmiya Attart oldu. Attart'a biz kılıç kraliçesine çevirdik, kılıcı çektirdik. Çünkü gittiği günden beri o perdeyi kaldırmamış. Gittiği günden beri neydi, kılıç beşli.
Sen ey fedakar olan kendini bıçaklıyorsun. Yani hem dörtlü kişisiniz. Hani zaten onda bir tane var ya karmik. Bir de kendi var iki. Siz varsınız üç. Hani bir de sizde biri mutlaka var, evlisiniz dört. Hani bir de siz öylesiniz ki hani bir başkası bile çıksa o evlilik bu kim ki hani siz onun için onu bile evliyseniz kocayı da terk edeceksiniz, bunu da terk edeceksiniz. Ha bir de zaten koca varken bu olacak ya da bu varken koca olacak, yani kendi gibi düşünüyor ya tabii. Bakın düşünceleri, yani şimdi kirli düşünceler diyorum son videolarda, demek ki sistem bunun için söylettiriyormuş bana arkadaşlar. Nasıl kirli düşünceler hakikaten, değil mi? Bu kadar pırıl pırıl bir insanken nasıl bu kadar kendini yanıltabilir, değil mi? Kendi başına sağın anlamı nedir zaten, en büyük kitap anlamı. Sen kendin bütün çorapları başına ördün, onları zaten başına geçireceğiz demek der yani. Ve sistem de geçirir. Ve şu anda geçirdiği için bu kadar süredir onun için bunları yaşıyorlar. İşte sen zaten öyle düşüneceğin için, öyle düşünmüş olduğun için onu bıçaklayacağın o kadar kirli bir düşünce ki, yani siz hem evli olacaksınız hem bu geri gelirse de kendisindekini çıkarıyor. Burası 4 kişiden 3'e düşüyor arkadaşlar. Çünkü kendisindeki 3. kişi olduğunu anlıyor. Bu süreç sonrasında, ortalarında falan ya da. Ve sonra sizde kılıç 5'li kılıç 3'lüye düşüyor. Acaba bu sefer bakın şimdi kendisindekini bırakıyor. Hala yine özdeğersiz, siz kabul etmeyeceksiniz. Artık bu sefer ne yapıyor? Kendi üçüncü kişiyi çıkarttı. Beşten ne oldu? Dörde düştü. Kendi de özdeğersiz, o kadar aşağıda kabul etmeyeceksiniz. Etti. İki tane çıktı. Geriye kaç kalır? Üç kalır. Kılıç üçlü. Acaba artık sizin kılıç kraliçe olduğunuzu öğreniyor. Bunun için kılıcı çektiğinizi. İlk başta neydi? Sizi sevmedikleri için zannediyorlardı. Sonra bizler anlattığımız rehberliklerle uyandılar işe. İlahi zaten an be an rüyalarda tepeden indiriyor. Dünyada biz rehberlerle kendisine önüne çıkarttıkları ve yaşattığı maddi manevi sıkıntılarla öğretti. Senin sevdiğin asla bu köprüyü terk etmeyecek. Ve sen onun için kılıç altında, hep anlattım ya ben, biliyorsunuz ilk de anlatan bendim. O kılıç altının anlamını onun için söylemiştim. Gideceğin gibi de geri geleceksin diye. O köprüde bıraktığını, nasıl gittiysen öyle de göndereceğim seni oraya. O şefkatli bağlantılar o köprüde onunla, sen o karşılıklı. İşte o zaman kupa ikili devreye giriyor zaten. Şimdi ne yapmış? Beşleri elemiş. Hani sizde Turan yok. Kendisindeki üçüncü kişiyi de çıkarmış. Sizde o kaldınız iki. Peki burada niye yine kılıç üçlüyü verdi? Çünkü ilk zamandan beri hala acaba biri var mı düşüncesi, ya da biri için evlendiniz mi, terk ettiniz mi? Ya da size geldi, bir başkasını tercih edeceksiniz, bir başka üçüncü kişi ve onu terk etmeyecek misiniz düşüncesidir arkadaşlar bu kart. Şu an bu açılımla bu kart şu an bunu ifade ediyor. Demek ki ne diyor Rumi, ne kadar güzel. Dinarların dörtlüsünü de size göstereyim. Dinarların dörtlüsü neredeydi? Size çok cimri davrandıkları için sistem ayırdı. Çünkü zaten tek taraflı beslenip ama sizi hiç beslemedikleri için ne oluyordu arkadaşlar? Oradan da sınav edildiler zaten. İşte o yüzden sistem zaten böyle ayırıyor. Mezarla öyle bölüyor. Çünkü bu benim sadakamdır. Bunda birlenmeye gelmelisin diye. Orada sana yıkılan kuleyi yaşattım. Çünkü o senin dedikodundu diyor. O şeytanla sen yaptın. Bütün her şey sen. Kılıç altılı gittiğin gibi geri geleceksin. Anlamı da bu. Bakın bütün kartlarda bir tek eril var arkadaşlar. Burada ne siz varsınız, ne üçüncü kişi var. Ne de başka bir tron var. Şeytanlığı yapan kendisi. Yine kendisinden başka kimse yok. Kılıç yedili yine tek kendisi var. Kılıç prensi yine tek kendisi var. Zaten yıkılan kuleyi, mezarı burada yaşatıyor sistem. Çünkü diyor ki bunun Rabbin sadakası olduğunu, bu kupanın bir ve tek olduğunu, işte zaten tam da orada ikiye böldüm diyor sistem. Şimdi değneklere geliyoruz arkadaşlar. Bakın an enerjisi ne hale döndü, gördünüz mü sistem nasıl veriyor şimdi? Hep üçüncü kişi olarak düşündüğün kişi de sen kendisin Eri. Bu aşkı hiç desteklemedi. Hep durup kendini bekletip uzakta baktın o dişiline.
işte bir üçüncü kişi var mı dediğinde bir bak bakalım bu kartta üç kişilik yapmış mıyım diyor. Oradaki düşündüğü üçüncü kişi sensin çünkü üçüncü kişi iftirasını atacak olan sensin. Yani sen çünkü öyle düşüneceksin. Kılıç üçlü bakamsız arkadaşlar. Allah'a yönelebilmek için keder tüm dünyanın imparatorluğundan daha iyi bir yoldur diyeceksin diyor. Değnek ikili. Sadece sen ve ruh eşin onu düşünüyorsun ama o yok yanında diyor. Bu da senin hatan. Maddi manevi dört dörtlük bir evlilik yapacakken sen bir para karmik evliliktesin. Kendini gizliyorsun. Bak diyor burada. Arkan dönük. Yine bakın erille simgelenmiş. Orijinal dişil olmalıdır aslında. Sizin hakkınızda kendi düşüncesi kendisinde kapatıyorum. İşte seni bu hale getireceğim, göndereceğim o dişile sırf böyle düşündüğün için. Allah'ın sadakasına sırf bu şekilde ihanet ettiğin için. Kılıç 8'de her zaman okuduğumda ne derdim arkadaşlar? Elin kolun bağlı değilsen öyle hissediyorsun kartı. Arkanda bak kılıçlarda açık bir kapı var. Yani sen çok zihin çalıştırdığın için kendini öyle hissediyorsun. Öyle bir şey değil. Yok arkana bak o kapıdan çık o zihin yok yani. O öyle bir şey yok. Tılsım 7 diye bakın. Bacakların arasındaki tuttukları da sizsiniz arkadaşlar. Bunlar da acaba işte o başka kişiler oldu musun hayatınızda? Şimdi bakın bütün senaryo nasıl değişiyor? Siz Urmiya'yken pırıl pırıl tertemiz işinizde gücünüzde olduğunca elinizden geldiğince kendi paranızı kazanan bir tek evlilik aşk sevgi eksik böyle bir dünyevi kabul görür toplum önünde statünüzde size yakışır bir evlilik istemişsiniz bir gerçek ilahi aşk dilemişsiniz. Sistem de size vermiş ama sizin eril ne yapmış? Her şeyde perdeyi tek ören eril olmuş arkadaşlar. Yani üçüncü kişi arkadaşlar niye suçlu olsun ki? O da tabii ne yapıyor sistem bununla da sınav edeceği için. Dolayısıyla ha sen madem onu hani seni terk edecek diyorsun. Böyle çirkin düşüncelerim var. O beni bırakır gider diyorsun diyor. Peki diyor bu aşkta kim diyor ihanet etti? Haksızlık etti. Bakın burada haksızlık kartı da yine erille tek. Bakın burada zaten iki tane insan vardır mağdur edilmiştir. Biri bırakılması gereken karmik evlilik yapısını gösterir. Bir tanesi de şifalandıracak olan mavi renkte sağlık alanında mavi renk kullanılır arkadaşlar. Hemşire doktor arkadaşlarımız bilir hasta bakıcılar bakın. Değil mi? Hep mavidir şifa derken değil mi? Eczane, ilaç bir şey olunca hep mavi resim gene değil mi? Doktorlar mavi giyer mesela ameliyata girince. Sen zaten bitirmen gerekeni yanlış beslediğin için seni şifalandıracak olanı da bu kadar mağdur edeceksin. Haksızlık kartıdır. Ve o yüzden bu kadar büyük illüzyonda yaşarken onun için diyorum ki sana işte o tamamen senin illüzyonundur. Ay ve güneş yansıdığı suda değil gökyüzündedir onlar gökyüzünün çocukları. Peki ne kadar doğru? Her zaman ne derdim bu tekamül ilk başta benimle takip eden kanal kurulduğundan biridir de anlatıyorum. Bilen arkadaşlarım bilir. Kupa 8'de bu destenin ve Kupa 5'te bu destenin en üzücü kartlarıdır derim daima. Değil mi arkadaşlar? Bakın. Kupa 5'li sizden ilk gittiği zaman. Peki niye 10 tane kupa olsun burada değil mi mesela? Ve pelerin neden kırmızı olsun? Ve denize bakın. Duygular sel gibi aşk o biçim tutku o biçim yine ay ve güneş diyor ki sen illüzyondasın bırakıp gidiyorsun ama ay ve güneş var aynı İsfahan'la nasıl dedi burada baykuşla pirle nasıl dedi hayır hayır sen dedi burada dün bayram yapacaksın o şey illüzyonun dedi bırakıp gitme dedik biz ona dünyasal bilgeliği de verdik ruhsal bilgeliği de verdik kontratta da geldi zaten kendi de kalp tutan sadece Urmiya'nın şu an bu aşkta senin ruh eşin olduğunu bunu böyle bir aşk olduğunu tekamülü bilmiyor sana öğrettik al kabul et geçici bir ayrılık vereceğiz bu tarafa da öğretmek için işte öğreteceğiz kupa ikili de onun içindir arkadaşlar biz seni küçücük bir adım atarak bakın duygular sel gibi arka tarafta. Ama sen bunu hiç göstermeden çok küçük olarak bir gideceksin. Hani biz seni öyle göndereceğiz. Niye? Fragman başlayacak çünkü. Bu ilk baştaki attıkları adım arkadaşlar. Fragmanı yaşamanız için atılan adım. Ne yapıyor? Sonra biz sizi ayıracağız diyor sistem. Bunu da anlatıyor kendisine böyle gönderiyor. Ve bu erili biz her şeyi anlattık. Burada biten bir şey yok. Senin aşkın, sevgin, tutkun var. Okey. Ay ve dişil de buradadır. Hiçbir şey yok. Eril bakın. Hani sen bu kadar boşuna üzülüyorsun. Bakın burada bile aşık ve tutku kartıdır yani.
Ne ola ki sizden sonra öğrenmiş olsunlar bu aşkı. Sistem 10 numara sizden önce öğretmiş arkadaşlar. Bu da şimdiki sıralar. Abanozu yaşıyorlar. Niye? Çünkü bütün her şeyin sadece kendilerine bu kirli düşüncelerinden sebep böyle olduğu için sonra üçüncü kişiye de sizin kupa sıfatına sokuyor sistem. Böyle bir illüzyon yaşatıyor onlara. İşte o yüzden kendisinin düşündüğü bütün düşünceleri sistem onların düşüncesini üçüncü kişiyle onu size o şekilde iftira atmasını dünya boyutunda somutta size acaba hep biri var mı, biri var mı, biri var mı, biri var mı, beni bırakacak mı, bıraktı mı, bıraktı mı, gitti mi, geldi mi, biri var mı, evlendi mi, ben bu kadar süredir gitmedim diyor. Burada kupa 8'de var, en az 8 ay sonra bile hani 8 ay geçmiştir. Bu ne demek? Sizi bırakıp gittiğinde 8 de geliyor. 8 bolluk bereket sekansıdır. 8 ay belki geçmiştir. Yani 8 aydır size aşık, sistem ayırıyor onu gönderiyor size evirmek ve bu aşkı öğretmek için. O 8 ay boyunca size sistem kaç kere gönderdiyse duygularını açsın diye göndermiyor. Bu çirkin düşüncelerden çıkmıyor. Hem ya evdesiniz, birliktesiniz ya da hayatınızda biri var, birliktesiniz. Sürekli bir 3. 5. 4. kişi var mı? Bakar mısınız karmanın yapısına? Asranta demek ki. Ve sistem de sizi her seferinde hayır hayır diyor. İlk başlarda bir küçük kupa adımı at dedik. Duygularını dile getir, kupanı sun dedik. Siz sunuyorsunuz ya, orimi olarak onlar sunmuyor ya. İşte burada hayır, o masum, o sadık, o senin ruh eşin. O küçücük bir kız çocuğu kadar masum. Ve bütün kirli düşüncelerini sistem sonradan, üçüncü kişiler ondan sonra devreye giriyor. Arkadaşlarını da suçu yok tekamül gereği. Ona diyor ki bakın ne kadar çirkin bir kupa, ne kadar çirkin bir olay. Ve burada eğer yanlış hatırlamıyorsam bu bir de şu işaret de sanki Lilith simgesine benziyor. Kupanın burasında Lilith neydi? Hani dişil enerji. Olumsuz dişil enerji olarak tanımlanan karmik dişil enerjidir. Ve kupa kapalı. Bakın. Yani şu da yanlış hatırlamadıysam astrolojideki Lilith enerjisini temsil eden astrolojik simge arkadaşlar. Kadersel yani. Bu üçüncü kişiyle onların bütün düşündüğü o çirkin düşüncelerini dünya boyutunda. Madem sen bu kadar çok istedin tamam diyor. Sen 40 kere söyledin ben de gerçeğe çevireceğim diyor. Üçüncü kişi aracılığıyla onların bütün düşüncelerini o kadar net onların tıpkı sizin için nasıl düşündü derse harfi noktasına kadar aynı cümlelerle üçüncü kişi aracılığıyla o iftirayı size atıyor. Nasıl benim kafamdan geçeni bu kadar iyi bilir. Demek ki doğru. O yüzden de üçüncü kişiyi kaderi olarak görüyorlar. Sistem sizi söylüyor. Bu geçici Urmiya bilmiyor. Öğreteceğiz sana öğrettiğimiz gibi. Sen de bilmiyordun sana da hatırlattık. Ama ikiniz de bilerek geliyorsunuz. Ama dünya planında bunu hatırlayacaksınız yaşayarak. Bu adım 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 step step olacak diyor. Sen tanıdın diyor. Aşık oldun kafeslemek evlenmek istiyorsun. O uyan mısın? Uyanırsa seni bırakacak diye bakın. Burada düşünceyi anlayabiliyor musunuz arkadaşlar? Ben mesela anlamını yani gerçekten çok ağır buluyorum. O kadar çirkin. Üçüncü kişinin yaptıkları bunun yanında ne ki? Hani sen onun özgür iradesine müdahale ediyorsun. Bu ruh eşliğidir. Ben hiçbir kulumun bir diğer kulumun özgür iradesiyle vermesi gereken ki bu benim sadakamdır. Ben vermişim, onaylamışım. Ben bile bak 8 ay oldu biliyorsun kaç kere gönderdim duygularını aç duygularını aç her seferinde açmadığında da seni geri gönderdim diyor. Bu sistemin onları göndermesi değil kendilerinin gidişi çünkü geliyorlar size açılamıyorlar sistem de pış pış yapıyor geliyorlar size açılamıyorlar sistem pış pış yapıyor. Fakat onlar kendileri sizden gitmiş olarak gözüküyorlar halbuki. Ne diyor burada? Hayır. Ona o senin düşüncen diyor. Tıpkı burada kirli düşünceler gibi diyor. Benim düşüncem ne? Kavuşma vermişim. Rabbin sadakasıdır. Karşılıklı aşktır. Bitmiştir. Ve burada üçüncü kişiyle sen sürekli dünya planında somutta biri var mı yok mu? Şüphesiz şüphe. Tam dare. Ruh hastası dare. Dolayısıyla o enerjileri çalıştığın için seni de ben senin o çirkin davranışlarını bırak. Çünkü benim neydi? Tek kupamın anlamı neydi? Arındırıcı kadeh kime nail olur?
Sadece arınmış ruhlar içindir benim kupam der. Değil mi anlama Rumi'de? O yüzden şu anda bunu sana öğrettim. Bütün her şeyin sebebinin kendin olduğunu, kendi hatan ve seçimlerin olduğunu, kendi çirkin düşüncelerinin kendi kurbanı olduğunu, sana seni sınav ederken üçüncü kişiyle sen ilahi dişilin için nasıl somutta bir şey görmek istedi? Sen onun hakkında her ne düşündüysen aynılarını, aynı düşünce, aynı cümle, aynı kelime, aynı nokta ve virgülüyle buna söylettirdim ki sen dünya planında senin dişilde evet o böyle biri diye inan. Söylediğine inandırdım diyor çünkü inandırmam gerekiyor. İşte şimdi bunlar bu açılımla an enerjisi isteyen arkadaşıma teşekkür ediyorum. Bu perdeyi sistem kaldırmış arkadaşlar. Öğrenmişler. Çünkü zamanında üçüncü kişiyi kendi ruh eşleri sanmalarının sebebi sizin hakkınızdaki bütün düşünceleri. Onların düşündüğü gibi aynı cümlelerle dünya planında sözcüsü olduğu için üçüncü kişi olan arkadaşlar. Dolayısıyla onlara da aa bu nasıl kafamdan geçeni biliyor. Tam da benim ben de böyle düşünmüştüm. Demek ki ya doğru söylüyor üçüncü kişi. Nasıl kafamın beynimin kalbimin içini okuyor. Aynı. Ben Urmiye için ne düşündüysem o da bana söylüyor. İşte burada neyi kaçırıyorlar? Rab onları sınav ediyor. Diyor ki işte bütün bu yolculuğun anlamı senin kendi kendine nasıl çerme takıp nasıl gol atacağın. Kimin için ne düşünürsen seni onunla sınav edeceğim. Neyi istiyorsan sana onu geri döndürdüğümü. Dua ettin, ruh işini çıkarttım. Aşk istedin, sadakamı verdim. Bu kişi benim kaderim olsun dedin. Dedim ki zaten kaderini onunla yazdım. Ruh planında da zaten sözleşmelik kontrattasın. Senin ruh işin o zaten diğer yara. Ne ola ki sen iyi olacaksın. Seni uyandırdım demiş sistem. Peki sen benim sadakamdan vazgeçtin mi? Hayır. Bugün olmuş hala o kalbi aşkı tutuyor musun? İşte diyor ki beyinsiz o zaman o nasıl olmasın diyor. Ona da öğrettim. Urmiye'de attart oldu, azizi oldu. İşte hala o seni geçti, senden sonra uyandı. Kılıcı çekmesinin sebebi sen nasıl bu kadar beyinsiz olabiliyorsun? Nasıl bunu anlayamıyorsun bu kadar kıt akıllı olabilirsin? Çünkü o çok zeki, zekasını ortaya çıkarttı. E sen de onun ruh eşi, sen de zekisin ama sen çıkartamadın işte diyor. Çünkü burada ne öğretiliyor biliyor musunuz arkadaşlar? Kalp temizliği öğretiliyor. Adalet yerini buluyor. Şimdi anladınız mı? Sözleşme kartı. Hem sizin ruhsal birlikteliğiniz, hem dünya planında resmen evleneceğinizi, hem de adaletin terazilerinin dünya planında da kefelerinin dengeleneceğini gösteriyor. Rabbim, kurban olayım Rabbime. Ne güzel söylüyor. En başında diyor. Kaç ay öncesinde bakın 4.45 ile geliyor. 5 ay, 4 ay kiminiz için 9 ay. Burada kupa 8'liyle ilk gönderdiğinde sen diyor zaten o daha bilmezken 8 ay önce sana öğrettim sen biliyordun. Seni de özgür iradenle dedim ki sen bu aşkı istiyorsan ve istediğin o gün bugündür de istiyorsun kalp tutan adamsın. Peki diyor şimdi ben sana soruyorum. Sen ne kadar adaletli oldun ve sen bu ruh eşini. O sana senden sonra öğrendi. Ben kupa 8'liyle seni gönderdiğinde geri geldiğinde o sana kupasını sundu. Hatırlıyor musunuz? Değnek 8'li dıgı dık dıgı dık tek taraflı siz kupanızı sunarken onlar sunmadan gitti. Peki işte kupa prensi neden çıkıyormuş? Şimdi çözdüm olayı arkadaşlar. O kupasını sunarken sen sunmadın işte bu kadardı. Peki kupa ikili nedir arkadaşlar? Neden farklıdır? Neden bu şekilde resmedilmemişsiniz? Karşınızda eri dişili yok. Çünkü tek taraflı kupası, kupayı sizden alıp kendi kupasını size sunamayan biri bunun yüzünden sınav yaşatacaktı. İki ruh eşinin bir araya gelmesi. İkisi de ilahi aşkı öğrendikten sonra bu ruh eşliliği ikiz ruhun kartıdır. Yani ruh eşleri, ikiz alevler vesaire hepiniz alabilirsiniz. Gerçek aşkla tanıştıklarında, ruhsal aşkla tanıştıklarında neden? Çünkü o zaman o biliyormuş, siz bilmiyormuşsunuz. Bu da ispatlıyor. Ve sonradan siz öğreneceksiniz işte Urmiya Attart olacak. Sonra siz onu geçeceksiniz. Hem sonra öğreniyorsunuz hem geçiyorsunuz hem size geç kalıyor. O yüzden de kılıç kraliçesi oluyorsunuz. Bu da ruh ikizleri uyanıştan sonraki bir araya gelişleriymiş arkadaşlar. Bu benim sadakamdı diyor. İşte o yüzden diyor. Sen hani diyor Urmiya'nın
evlenip senin evleneceğini zannettin ama aslında sen onunla evlenip bunu kafeslemek istiyordun. Onun için değnek dörtlü. Bu senin düşüncen diyor. Urmiye daha senin evlenmek isteyip istemediğini bilmiyor ki, sana hiç söylemedi ki. Daha bu aşktan haberi yok, daha sana aşık değil diyor sistem. Değnek dörtlü de demek ki bunun içinmiş. İşte biz seni gönderiyoruz. Küçük bir adım her seferinde gönderdiğimiz bakın üzerine düşüyor. Neyle neyin üzerine düşüyor? Kupa prensiyle kupa ikiliniz. Evet cennet. 100 numara doğru söylüyorsun. Tek taraflı. Urmiye daha ruh eşliliğini öğrenmeden önce izin vermek istemedi. Onu bir an evvel kafeslemek istedi. Çünkü kendi bu aşkı tek taraflı öğrenmişti. Siz biri onu on, siz on, hani ondan çalacakmış diye, siz bu aşkı öğrenmeyin ben hemen evleneyim Allah'ım demiş. Sistem de onun için ayırmış. Bu düşüncen çok çirkin, çünkü sen o özgür iradesine müdahale ediyorsun. Dolayısıyla o da bu aşkı tanıtacağım. Nasıl ki seni onun haberi yokken özgür iradenle sana öğrettim. Ve sana da dedim ki ilahi kattan nasıl inanmazsın sen bizim sözümüze demiş sistem. Hani biz sana hem dünyasal hem ruhsal öğrettik. Ve sana diyoruz ki sen git bu köprünün yarısında bekle. Urmiye öğrendiği zaman biz onu da göndereceğiz. Ama şimdi o bilmezken, biz sana öğretirken onun haberi yok. Sen öğrendin, beklemek istemiyorsun. Tek taraflı kafeslemek istiyorsun onu. Kabaklamak istiyorsun yani. Niye? Gözünüz açıldığında onu belki istemeyeceksiniz diye. O kadar severler ki. Bu kadar severler ki arkadaşlar. Ve bu aşkı kaç kere sistem size gönderdiyse, bu kupayı hadi sun o zaman diye göndermiş, yine sunmamış. Sunmadıkları için kupa 5, kupa 8'de. Ondan sonra kılıç sihirleri başlıyor. Bakıyor ki sistem aşkı habire zihin çalıştırıyor, kupaları göstermiyor. Sınavdan sınava koşturuyor. Yıkılan kuleden yıkılan kuleye. Bakın. Çünkü bu neden? Size ilk gelirken ki attıkları adım buydu. Zaten bunu sunsunlar diye karşılarınıza çıkartıldılar. Ve bu tek taraflı bir erilin aşkı bildiğini, kendi aşkını kadına paylaşması gerekiyor dişiyle erile. Peki ne yapmış? Bakın bu dünya planındaki adımdır arkadaşlar. Siz daha bilmiyorsunuz. Urmiya yok. Bu da ruh eşliği, ruhsal adımdır bu. Her ikisi ilahi eril dişil bu ruhsal aşkla tanıştıktan sonra bu tekamülde bütün bunlar yaşanılacak, kaderi görüşme olduğunda. Ve bu kaderi görüşmede işte ya kendi şeytanına kurban olacak o, siz yine biçeceksiniz, bitecek. O yüzden burada bu kadar melek kanatları arasında böyle bir şeytani bir aslan başı vardır arkadaşlar. Ve bu ruh eşlerinin adımıdır. Burada bakın. İki kişi aşkı öğrenmiş, kupaları birbirine sunuyor. Peki burada nasılmış? Tek kupa, sistem ona öğretmiş. Bekle orada. Buna da öğretelim. İkinizi karşı karşıya özgür iradeyle getireceğiz. İkiniz birbirinize özgür iradeyle kupalarınızı sunup bu aşka el ele de diyeceksiniz. Tamam. O yüzden değnek dörtlü budur arkadaşlar. Tek tarafta sizin de kafeslemek istemiş. Peki sistem ne diyor orada? Sen çünkü demek ki kupa onlu. Zaten ben de hiç anlam da veremezdim biliyor musunuz arkadaşlar? Zaman zaman derdim ki hani neden dünya kartıyla, üçüncü kişiyle evliyken, bu kadar severken, bu kadar evlenmek isterken, bu kadar gitmek istemezken ne ola ki kupa onlu büyük arkana olmasın? Zaten onun sonrasında 21 numarayı çözdükten sonra ben işte bunun anlamı da şimdi bu açılımla şu anlama geliyor. Tek taraflı sizinle bir an evvel ilişkiyi derhal hızlı bir şekilde bir üst adıma çıkarmak. Ne demek nikah dairesine gidip nikah kıyıp nikah dairesinden çıkıyorsunuz? İnsanlar var mı? Kutlama var mı? Organizasyon var mı? Bir planlama yapılmış mı? Davetler var mı? Yok. Bu ne demek? Sizi tek taraflı kafeslemek istemiş. Çünkü bu aşkı sistem öğretince ve kendi düşüncesinde de sizinle evlenip aile kurmak var ya. O yüzden 21 numara merkezinize gelmeden karşı karşıya kupa ikili de siz onu o zaten sizden önce uyanmış. Siz de uyandıktan sonra kabul edeceksiniz bu kaderi görüşmede. Ondan sonra bir araya geleceksiniz. Burada devam edersiniz. İşte onun 21 numara da odur. Ne ola ki? Büyük arkana kartlarına kılıç kırışısı. Bakın peçesiz Azize rehberi.
Tarot orada rehberi olduğunuzu gösterir. Bu işi sizin çözeceğinizi ve sizin sayenizde bu aşkın kurtarılacağını ve sizden aldığı rehberliklerle, hani kendi o kadar takıldı ki sistem bu kadar vermiş öğretmiş anlamamış. Siz hiç bilmiyormuş. Sonradan öğrenmişsiniz. Bir de rehberlik yapmışsınız. Bir de geç kalıyor diye kılıcı çekmiş sistem. Size çektirtmiş. İşte onun için 21 numara o kupa ikiliden sonra eğer bir arada olunmak ve bu yola devam edilmek isteniyorsa 21 numara. O yüzden hep derim sizin evlilik kartınızdır. Ve hatırlar mısınız? Geçenlerdeki videolarda dedim ki arkadaşlar bir düşünün, yazın bana yorumlara. Burada neden dişil simgelenmiş olsun? Yemyeşil çok güzel bir çelengin içinde dişil var. İlahi dişildir o. Karmik değil. Karmik kendileri gösterdiği için ama böyle bir evlilikteymiş gibi taklit ediyor. Öyle bir şey yok. Bu sizin evliliğiniz. 21 numara tekamül, arkana, kavuşma artık. Sınavlar bitmiştir Rabbin mucizesiyle. Peki neden dişil tek burada? Dişin neden köprüde tek? Urmiya neden bilmiyor? Kupa ikiliyi sistem sun dediğinde kendi kupasını sunmak için göndermiş. Neden sunmamışlar? Şimdi tekamül anlaşıldı arkadaşlar. Kendisinin kendi çirkin düşünceleri ve kendisindeki olan her şeyi sistem kendisini kendisiyle sınav etmiş somut planda. Bir de her şeyin suçlusu olarak sizi belirleyip kendisine ihanet edeceğinizi düşün. Bakar mısınız burada? Siz daha urmayasınız, bilmiyorsunuz ki bu aşkı. Ne ola ki onunla evlenmek isteyesiniz? Burada nikah dairesinde el ele çıkan iki çift. Sistem diyor ki evet tamam bu ilişki bir safhaya taşıyacaksın ama hani urmaya da öğrensen karşı karşıya getireceğim seni. Şimdi size ayırmıyorum, tekrar kavuşturacağım. Evet bu ilişki bir safhaya taşıyacaksın ama sen şu an tek taraflı. Onu kapaklamak istiyorsun. Belki özgür iradesizsin gerçekten. Belki de istemeyecek. Ben kuluma baskı yapmam ki. Nasıl ki Urmiya bilmiyordu. Seni evirdim, öğrettim. Ama sen şimdi onun öğrenmesini beklemeden o kendi karar hakkını kullanmasın diye onun karar hakkına tecavüz ediyorsun. Ya... Bakar mısınız arkadaşlar? Ve sonra da buna çok inandığı için, sizleri suçladıkları için, her seferinde gelip kupasını sunmadıkları için kupa değnek kraliçesiyle de kupa kraliçesi sıfatını sunuyor. Bu kadar çirkin aşka bir iftira atılıyor. Kötü bir enerji. O da o yüzden o iftirayı attığı için o zavallı da işte ben suçluyum diyor, bu iftirayı attım diyor ama tekamül böyle çünkü bu evrilmesi için düşünce bunun kötüymüş ve o da o kupaya bakıyor ki benim attığım o iftira ilahi dişle o iftira öğrenilecek mi, ortaya çıktı mı çıkmadı mı diye kalbi ağzında bekliyor, eli yüreği ağzında. Şimdi anlaşıldı mı arkadaşlar? An enerjisi işte böyle bir şey. Ya tekamül her geçen gün Rabbim nasıl yüksek bir farkındalık veriyor değil mi temiz ruhuna? Şuraya bakar mısınız? Sen diyor daha bu kupayı sunmamışken ve Urmiya daha bilmezken ne ola ki sen onu hemen nikah dairesine götürüp evlendireceksin. Ben de buna izin vereceğim. Belki benim bu kulum o kadar temiz kalpli, o kadar güzel bir yürek ki ben bu kadar da temiz zaten kabul edeceğini biliyorum çünkü kader yazılmış. Ama ben bir de kaderi yazdığım için biliyorum ki sen ihanet edeceksin asıl. Senin üzerinden döneceği için yok yok o iş öyle olmayacak demiş. Asıl bekleyen o olacak, öğrendiğinde o köprüde yarım bırakılmış olan o olmuş olacak. Bakar mısınız? Onun için haklı. Karta bakın arkadaşlar, elimden kaydı düştü, düştüğü yere bakın. Masum kız çocuğu, köpek, sadık ve yakut kartı arkadaşlar. Onun için o çok haklı. Onun için cennet şu anda anlatıyorsa çok haklı diyor. Bakar mısınız? Kendi yakutun üzerine kılıç kırçasını attı, köpeği attı, kız çocuğunu attı. Açılım %100 tekamül doğrudur arkadaşlar. Kalbim durdu, kahvemi içeyim, soğudu. Hadi kahvenizi alın, gelin biz şöyle bir soğuk su içelim. Ben soğuk kahve içiyorum, kahvem soğudu. İnsanın kanı donuyor hakikaten, değil mi? Üçüncü kişiyle bunun her... Tabii bu da bir kadersel tekamüldür arkadaşlar. Yapılacak bir şey yoktur. Yazılmış kader de bu şekilde oynanacağı için. Tabii burada şu an
Benim gibi dedektif zeka çözmeye çalışıyor. O yüzden size yardımcı olmak için en doğru senaryoyu hiç bilmediğiniz şeyleri onların anlatmasına gerek kalmadan elhamdülillah Rabbimin izniyle ne güzel anlatıyorum. Ne güzel veriyor bana değil mi? Bakın kurban olduğum Rabbim nasıl veriyor. Kart burada kılıç kılıçesi açılmış arkadaşlar. Ya kart böyle devrilmiş. Bakın arkadaşlar bakar mısınız Allah aşkına? Aynen size göstereyim. Şu an kartların devriliş şekliyle gösteriyorum size. Kader çarkı ne diyor biliyor musunuz? Bakın bu şekliyle. Patır 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 böyle döküldüler. Kader çarkını göreyim diye en altta. Ay tüylerim ürperdi arkadaşlar. Bakar mısınız? Yakut. Ay yine kupa sekizli. Onun için gönderdim onu. Çünkü benim gitsin arınsın. Bakın kupa sekizinin altında da kupa ası var. Bu kartla o kadar da karıştırdık. Bu kadersel bir aşk. Benim yazdığım bir aşk. Benim sadakam. O ihanet etti kendine. Kimsenin ihanet ettiği yok cennet. Kimse suçlu değil. Onun kendisinden başka kimse bu aşkta suçlu değil diyor. Ama o da suçlu değil diyor. Çünkü kaderi yazdım ben diyor. Sizle yazdım biliyorsunuz. O yüzden bu arkadaşlar bu açılımın bu haliyle şöyle düşünmemiz gerekiyor. Burada çok büyük ilahisel bir mesaj iniyor dünya planına ve Rabbime gani gani şükürler olsun. Bin kere şükürler olsun ki benim aracılığımla şu an size aktarılıyor. Bakın sevgili arkadaşlar bu açılım gerçekten kadersel bir açılım. Şimdi bununla aç dedi bununla. Bakar mısın? Ay 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 bunlarla oku cennet diyor. Resmen gerçekten sistem yine dans etmeye başladı. Ay tüylerim diken diken oldu arkadaşlar. Urmia ile asla sapasağlam olamayacağını ne ola ki ruh eşi olsun düşünmemiş. Onun boş biri olduğunu, geçici biri olarak düşündüğü için Urmia da bunu öğrendiği için buna kızgın. O diyor Urmia'nın sağlam olmayacağını düşündüğü için ben de hayır hayır burada senin elin boş kalacak. Urmia öyle sağlam olacak ki senin boş düşündüğün yerde o kılıç kraliçesine kurban ol sen demiş. Ve sen ona muhtaç olacaksın. Çünkü kılıç kraliçesinin geldiği yerde Allah'ın adaletini temsil eder arkadaşlar. Yeryüzünde onun sayesinde yani onun üzerinde o benim dünya planındaki sözcüm olacaktır. Dünya planındaki benim adaletin kılıcını çekecektir der beni temsile. Ve bu aşktaki terazileri onun üzerinden dengeleyeceğim der. Ve kılıç kraliçesi açılımda çıktığı yer ve nokta neresi şu an? Demin onun için demek ki burada çevirmiş al diye. O kadar boş biri olarak düşünmüş ki sizi gelip geçici olarak hevesin tatmine gelip gitmişler arkadaşlar. Asla siz ona sadık kalmazsınız. Sizinle sonsuz bir aşk bir birliktelik. Ya ömür boyu size bu kadar aşık ömür boyu bir birliktelik istiyor. Bunun için dua ediyor. Karmayı bırakmayacak onu orada tutacakmış. Ama siz de bir o kadar sağlam olmayıp bırakıp gidebilirmişsiniz. Ve burada Urmia daha bu aşkla tanıştırılmamış. Tabii bireysel açılımlarda çoğu arkadaşlarım da o yüzden benimle şöyle paylaştınız. Ya Cennet Hanım ben zaten aşık değildim ki. İşte iş doğal ruhlarda genelde iş ortamından tanışılmış oluyor arkadaşlar. Hani tabii ki %100 sadece bu doğrudur diye değil ama benden açılım alan ve doğal ruh olan arkadaşlarımın yani %80-90'ı genelde ya ortak iş yapıyorlar ya iş vesilesiyle tanışıyorlar ya aynı iş yerinde alt üst çalışıyorlar ya başka departmanda ama bir şekilde daha çok iş ortamı vesilesiyle tanışmış olanların sayıları çok yüksekti. Şimdi o aklıma geldi paylaşayım dedi. Bir yorumlara yazın arkadaşlar bu açılım hakkında ne düşünüyorsunuz? Evet an enerjisini isteyen sevgili arkadaşım. Tabii oradaki gerçek adın neyse bilemem o mu so bakmadım. Ama
Eğer bir üçüncü kişiysen de neden bu açılımı istediğini anladın mı? Senin aslında tekamülde sadece erillerin üçüncü kişiler, eril olsun, dişil olsun. Suçlu değiller arkadaşlar. O arkadaşlar birbirinizi affedin. Çünkü neden? Sadece erili Allah'ın sadakasını inançsızlık ettiği için, kendi haşa inançsız olduğu için arkadaşlar, Yakut Rabbin sadakasıdır. Kendi attı bunu zaten. Katina'dan veriyor Yakut'u. Biliyorsunuz 2 yıl Yakut kartlarda, bırakın o çıkmadı. Kupa Prensi zor çıkıyordu. Hatırlıyor musunuz ilk açılımlara dönün bakın. Hani bunu artık Cennet Hanım biz ne zaman bir Kupa Prensi adımı atmayacak mı görmeyeceğiz diye yorumlarınız vardı. Hatırlıyor musunuz? Senin dünyevi zevkler uğruna o çirkin düşüncelerinden düşüneceğin o kız çocuğu kadar. Yani bakın bu da 18 yaşından küçük bir kızla simgelenmesinin sebebi de şudur. İşte belki bazıları yani zaten her şekilde ya evliler. Zaten orada Tattaret, değnek kraliçesi vesaire çıktı. Yani onları da hayatı cehennem etmişler zaten. Onlarla da ayrılarmış. Zaten onlarla da mutlu değillermiş. Gerçek bir aşk, beni kimse sevmeyecek mi Rabbim, bana hani benim ayarımda bir kadın yok mu diye söylediklerinde sizi çıkarmış. Demiş ki ben demiş vereceğim sana, hem de öyle okkalı vereceğim, öyle 10 numara vereceğim ki işte sen öyle her kuşun etini yenmeyeceğini anlayacaksın. O dünya planında tutulmuş dilinin açılmasına sebep olacak işte. Size gittikleri gibi geri gelmelerin anlamına bir anlam daha geldi arkadaş. Hiç sizinle konuşmadıkları için sistem siz onun için konuşturmuyor. Duygularını size açmadıkları için sistem o yüzden duygu göstermenizi istemiyor. Kendilerini sizden gizledilerse sistem aynı şekilde size yaptıklarını ödetmek için de o yüzden aynı acıları yaşatıyor ki arınsınlar. Kupa arındırıcı kadeh, bir tek bunu bilenler için olur diyor. O yüzden şimdi bu an enerjisini isteyen arkadaşım buna uyanmış. Bunu ya bunu kendi de yaşıyor. Bu doğru mu? Çünkü bir eril de olabilir. An enerjisini isteyen bir arkadaşım. Belki sadece masumca öyle istedi. Belki işte bir üçüncü kişi bir arkadaşsa, merak ediyorsa an enerjisinde ne olacak ne bitecek diye ona geliyor. Eğer bu bir ilahi erilse bunu zaten biliyor, bu ortaya çıkacak mı diye. Ödleri patlıyormuş. Sistem de evet çıkaracağım demiş. Ve çıkardı arkadaşlar. Bütün tekamülde asıl en büyük ihanet ruh parçalarınızdan gelmiş. Aslında ihanet de değil. Tabii yaşanılması gereken bir tekamül var burada arkadaşlar. Yaşam sınavları ve tabii ki bu yaşamda kader var sonuçta. Kader var. Ne dedi? Kader çarkını bütün Rumi kartlarına devirdi. Kader çarkını al, onunla birlikte anlat dedi. Dolayısıyla bütün kartlara bir bak diyor Cennet. Hepsinde eril tek var işte. O diyor hepsi erilin düşüncelerini anlatır. Ondan sonrakiler niye oldu diyorsanız işte diyor. O değnekler kartıyla, o yüzden diyor dişiline desteklemediği için karmik yapıda da tutuyorum, cezalandırıyorum onu. Karmik yapı da onu bırakıp git diyorum, gitmediği için değnek kralıyla ona aynı şeyi yaşatıyorum. Onu da öyle sınav ediyorum diyor. Ve bu erillerde veya dişillerde düşünceleri bu kadar kirli ve çirkin olduğu için tek taraflı kendileri sizi kafeslemek istemişler ve siz de bunu şimdi öğrendiniz. Demek ki bunu öğreneceğiniz için de kılıç kraliçesi hiç bilmezken ondan sonra, yani siz ruh partnerinizden sonra kesinlikle öğreniyorsunuz bu aşkı arkadaşlar. Tekamül çok net. 0 numara jokerle başlıyor. Ve burada sizin adınıza çalmışlar, sizin adınıza oynamışlar, sizin adınıza yargılamışlar. Sizin hakkınızda akıllarından geçen her türlü düşünceyi sistem onlara yediriyor arkadaşlar. Ve dolayısıyla üçüncü kişiyle de sizden yana, sizi demek ki bunun için göstermemiş sistem. Çok fırsat vermiş size gelip kendisini hani anlatsın diye. Fakat anlatamadıkları için diyor ki benim kupam, sen diyor kaç ay önce ondan, o daha hiç bilmezken Urmiye aşıktın diyor.
Yakut Rabbin sadakasıdır. Yakut Rabbin sadakasıdır. Açılım burada bitmiştir sevgili canlar. Gördüğünüz gibi evet, çok aşıklarmış. En büyük illüzyonları da kendi kendilerini illüzyona düşürüyorlar. Sizi çok sevip beğendikleri için o biçimde aşık oluyorlar. O kadar ki acı çekiyorlar. Sistem de diyor ki niye bu kadar acı çekiyorsun yani? Seviyorsun, git söyle. Ama sırf üçüncü kişi var, nasıl boşarım diye. Burada nasıl evlilik düşüncesini düşündüysen öyle demiş sistem. O yüzden de bu kartları sevgili arkadaşlarım, kupa beşli de bu kadar üzüldükleri için bütün kupalar devrildi. Hani bu da ruh eşlerini öğrendikten sonra, yani siz de öğreniyorsunuz ya, sistem görüştürmüyor. Bunu da ilk gönderdiği zaman. Ama sen ona 8 ay öncesinden belki öğrendin. O süre boyunca söyle dedim söylemedin, söyle dedim söylemedim, açıl dedim açılmadın. İşte onun için seni gönderdim. Ve sana hep dedim ki hayır hayır, o çirkin düşünceleri düşünme bak. Doğru değil. Ne yaptın? Israrla ruh eşin hakkındaki o düşünceleri. O zaten evlenmek istiyor, bir aşk istiyor hayatında, bir tek o eksik. Göz öyle yükseklerde değil, para mal mülk peşinde değil, sadece bir aşk, sıcak bir yuva evliliği eksikliği var, onu yapmak istiyor. Seninle de kader yazmışım. Sen de benden diliyordun. Ne ola ki seni gönderdim onun karşısına, git duygularını aç dedim. Açmadın. Zaten 21 numaraya sizin evliliğinizi koymuş. Neden? Kupa. Bakın nasıl muazzam veriyor sistem arkadaşlar. Şimdi burada o kadar önemli bir açılım ki, bu açım şu an tekamülün en önemli ayağını çözüyoruz. Rabbim de izin veriyor arkadaşlar. Bunun bu aşamada öğrenilmesi gerekiyor diyor. Bakar mısınız bize hiç çekinmeden nasıl, zaten yani hani çekinecek bir şey de, nasıl bir şey söylüyorsam. Siz Urmiyasınız ya arkadaşlar şimdi. Son özet bitiriyorum. Kendileri sizi tanıdıkları ilk günden beri çok aşıklar. Sistem ilahi aşkı 10 numara öğretiyor. Bu da senin ruh eşin yalnız diyor. Demek ki belki siz aşık değilsiniz. İş olarak görüşüyorlar. Onlar aşıklar ya. Hani ne ola ki siz onlara aşık olmayasınız? Çünkü onlar hep ne istiyorlarsa, ne zaman ne istediler bilirler. Almaları gerekir falan ya hani zaten. Sizi elde etmeleri gerekiyorsa elde etmeleri gerekir ya. Şimdi sistem demiş ki, yani bu eşittir gamhat oluyor arkadaşlar. Hani sistem demiş ki tamam, sen eğer hani çok istiyorsan gerçek bir aşk, peki demiş, hani yani dünya planında ama sen somutta evlisin demiş sistem. Tamam. Ve sen eğer bu dişili, evet bak bu senin ruh eşin, ben sana öğretiyorum, sana diyorum ki İlahi sistemden söz istemişler. Allah'ım ne olur, doğru mu bu? Gerçekten kaderim onunla birlikte mi? Uyanırsa o beni bırakıp gitmez. Ama uyandı, onun özgür iradesi var. Ben bu kadar süre beni göndereceğim, bekleyeceğim. Ben nereden bileyim o ne kadar sürede evrilecek? Peki evrildiğinde ya beni istemezse ben ne yapacağım demişler. O zaman boşuna mı beklemiş olacağım? Dedikleri noktada benimle pazarlık yapamazsınız. Bu aşk öyle bir aşk ki, çünkü o sevdiğinde asla vazgeçmez. Bakar mısınız arkadaş? Evet doğru söylüyorsun diyor baykuş da, eğiliyor. Önümde eğiliyor. Diyor ki Cennet, saygıyla önünde eğiliyorum. Öyle bir bilgesin, öyle bir yakalıyorsun, anlatıyorsun ki diyor. Baykuş da eğiliyor arkadaşlar. O kontratını kabul edecek. Ama ben ona öğretmek için seni göndermek zorundayım. Nasıl ki o bilmiyordu, seni evirdim. İşte 8 aydır belki, işte kupa 5'li, kupa 8'li. Ama onun haberi yok. 8 aydır sen ona gelip gidiyorsun. Onu düşünüyorsun, onunla yatıyorsun, onunla kalkıyorsun, onu özlüyorsun, onunla hayaller kuruyorsun. Nasıl anlıyoruz? Kupa 10'lu onların hayaliymiş. Sizin değil arkadaşlar. Ve hemen sizinle değnek değnek. Bakın bunlar küçük arkanalar. Size böyle bir kerelik bir adım atacaklarmış. Hani belki aptal saptal konuşmaları vardı ya, söylüyordunuz ya bana birisi rehberliklerde. Yani öyle şeyler söylüyor ki Cennet Hanım, aklım almıyor. Çok saçma teklifleri var. Yani o kadar sinirlenip kızıyorum ki. Hani bazen öyle alaksız teklifleri oluyor dediğiniz noktada. Neymiş işte o? Bu kadar çok aşıklarken
Kupa 8'li hep derdik ki arkadaşlar, yani bir adam aşıksa nasıl bırakıp gidiyor derdik. Bunu sorguladık. Sırf kupa 8'li için geçen yılki yaptığım videolar var, dinleyin. Orada bunu bile sorguladım. Hatırlıyor musunuz? Hani yani bu kadar seviyor, aşık gidiyor ya Rabbi. Yani neden kupalar burada sadece iki tane devrilmiş, diğerleri ayakta duruyor. Kupa 8'li, kupa 10'lu tamamlanma kartı. Kupa 10'lu zaten böyle sizin evlilik istiyorum. Meğersem bu sizin evlilik istediğiniz olay değilmiş. Bu beraber evlilik istediğiniz de değil. Hani siz zaten uyanacaksınız diye. Çünkü sizin asıl evlilik kartınız bu. 21 numara. Peki neden şimdi 21 numarada dişil tek olarak duruyor? Şimdi olayı çözüyorum. Bu da ruh eşliliğini öğrendikten sonraki atacağı adım. Bu da ilk siz Urmia'yken Gamhat enerjisiyle geliyor. Aşık oluyor. Sağ oluyor. Sistem bir gönderiyor. Duyguyu açmıyor ya burada. Çünkü geliyor bir kupa prensi atıyor. Niye? Fragman yaşanacak. Hani bir adım attırıyor sistem, minicik bir adım atıyor, onu da zorlattırıyor sistem. Yani o kadar böyle panik, korkak, ödlek, yani öyle bir özdeğersiz. Bir de bu kadar rehberlik alınabilir mi arkadaşlar? Bu kadar rehberlik üzerine hala nasıl inançsız olabiliyorsun? Hani sıfır inançta olan adam inanca gelir değil mi? Kalpten unutmuyorsun, o gün bugündür bu kalbi taşıyorsun. Pantolonun paçasında, dizinde bile beyaz kalp var bakın. Çünkü Rabbin sadakası unutulmaz, işte o böyle bir aşktır. Rabbimiz de demiş ki işte her kuşun eti yenmez öyle. Öyle ağzını suyu sağa sola akarken işte o böcek bu böcek derken o gafmat enerjini bir temizlememiz lazım demiş. Siz böyle Urmia olarak bakar mısınız, bir tek kuş bekliyorsunuz, bir haber. Bir aşk, belki biri çıksın. İşte belki geldi size duygularını söylemedi. Hani siz Urmia olarak daha aşık olduğunuzu bilmeden tılsım dokuzlusunuz. Bakın burada tılsım, somut, dünya planında. Hani daha aşk yok hayatınızda, kimse yok, yapayalnızmışsınız. Sadece iş, para, dünya ve hayatınızla ilgileniyorsunuz. Ama bir aşk dilemişsiniz. Bu kuş da zaten buraya konmasının sebebi, işte bu erili bir daha size gönderecek. O zaman o gamhat olarak gidiyor, sah olarak. Çünkü aşık, zaten öncesinde gamhat, öncesinde de aşık. Ama gamhat gelirken sistem bu kupayı göster, o adımı atarken o aşkı göster diye göndermiş. Anlat, tamam anlat demiş. Hani ne gerekiyorsa yaptıracağım demiş sistem. Fakat geldiği gibi korkak ödlek haliyle, ama kafada da 10 numara evlilik düşünüyor sizle. Bakar mısınız arkadaşlar? Sistem de diyor ki cennet, evet diyor, doğru söylüyorsun diyor. 21 numara büyük arkanadır benim o ruh eşleri için evlilik verdiğimde. İşte neden burada dişil tektir arkadaşlar? Çünkü o hep onun evli olduğunu düşünecek, hayatında biri olduğunu düşünecek. İşte sistem bunu ispatlamak için buraya da eril koymamış. Çünkü o seni bekliyor olacak. O yüzden. Ve kupa ikiliyle de bu görüşme olduktan sonra eğer siz kabul ederseniz, ondan sonra bu evlilik gerçekleşecek arkadaşlar. Çünkü burada yolda bırakılmış olan sizsiniz. Ve eğer işte bu yaşattığı ve düşündüğü şeylerden sebep siz istemezseniz, diyor ki o zaman, yani kontratlı sözleşme var ama kader çarkını da unutma, orada da ne diyorum? Bu yolda ey seçilmiş olan, sen kendi kaderini de yazabilirsin diyorum diyor sistem. Bakın dişil yalnız yalnız. Ve burada dişille ruh eşliği iki tarafa öğretilmiş. Niye? Çünkü siz tek taraflı bir küçük adımla daha hiç ne olduğunu, kim olduğunu, belki işte bazılarınız dediler ki ben evli olduğunu bile bilmiyordum. Cennet Hanım bir yıl sonra, 4 yıl sonra, 5 yıl sonra öğrendim dediniz değil mi? Nasıl kandırdılar? İşte diyor burada bakın, burası nikah dairesi, oradan çıkıyor. Yani burada ilişkinin bir üst safhaya derhal taşınması demektir. Bu da acil olur. Bakın plan yok, program yok, davetler yok. Ama bu evlilik nikah dairesinden çıkıyorlar ve ikisi yalnızlar. Niye? Çünkü sizin haberiniz yok onun sizinle evlenmek istediğini. Bunu da size nasıl yansıtacak? Egosuyla, kılıç kralı, imparator edasıyla. Sanki siz ceptesiniz, siz onunla evlenmek istiyorsunuz edasıyla. Halbuki sizin aklınızdan geçmiş. Tabii aşkı bile bilmiyormuşsunuz o zaman. Ve sırf bunu böyle tek taraflı özgür iradenize müdahale edecek diye sistem de demiş ki bak onun haberi yok ki, ben 8 aydır sana öğretiyorum. O senin özgür iradene müdahale etmesine izin verdin mi? Hayır. O zaman diyor şimdi seni öğrettim, erilsin. Niye? Çünkü senin karmaların çok fazla var, büyük. Niye? Çünkü karmik bir üçüncü kişi
var hayatında. Bir karmik evlilik yapısındasın. Oranın şifalanması gerekiyor. Bunun için ayırıyorum. Sen git burayı arındır, temizle. Ben de bu tarafta tılsım dokuzlusu olanı Urmiya yapayım. O zaman seni sağ olarak döndüreceğim. Fragmanı yaşadığınızda bu aşkla tanışacaksınız. Ve kavuşma verdim, evleneceksiniz. Fakat ne demişler? Rabbim bana söz ver. Ben belki eşim uyanırsa istemeyebilir beni. Zaten şu anda aşık değil. Ben nereden bileyim bana aşık olacak mı, olmayacak mı? Beni isteyecek mi, istemeyecek mi? Belki o zaman daha çok uyanacak. Beni hiç beğenmesi istemez. Özdeğerin sıfır oluşuna bakın siz şimdi burada. Ve sistemde peki demiş, ben ona hiçbir şey söylemedim. Bu aşkı daha ona hatırlatmadım. Sana hem bilgisini veriyorum dünya planında, hem ruh planında veriyorum. Öğretiyorum. Sana şans da verdim ki onun haberi yok. O kadın, sen erilsin. Git adım at. Aşkını söyle, aşıksa. Peki diyor, kaç kere izin verdim ben sana? Git. Bakın kupa beşli var. Kupa sekizli var. Kupa prens var. Kupa ikili var değil mi? Kupa ikili ruh eşleri birbirini tanıdıktan sonra, burada ruhsallık var, burada ilahilik var. Dünya bitmiştir. Bu ruh planında artık her iki tarafta öğrenmiştir. Şefkatli bağlantıları yaşamak istiyorsanız önce sen öğrendin, bir sıfır öndesi. Sen tek taraflı gol atıp onu nikah dairesine götürüp evlenmek istiyorsun. Daha bir kupa prensi adımı atmıyorsun ama onunla evlenmek istiyorsun. Bakın arkadaşlar, ne muazzam. Rabbim neden küçük arkana da yaptırtmış bunları, şimdi daha iyi anlaşılıyor değil mi? Ne muazzam bir olay. Bakar mısınız tekamüle? Bunların hepsi senin düşünceleri ve sadece sen biliyorsun. Urmiya bilmiyor. Ama ben biliyorum demiş Rabbimiz. Böyle özgür iradesine müdahale edip ben izin vermeyeceğim çünkü sen onun canını yakacaksın. Niye? Neden küçük arkana kupa onunla arkadaşlar? Neden nikah dairesinde ikiniz beraber çıkıyor, mutlu olarak gözüküyorsunuz? Bakın şimdi. Sizin elbiseniz beyaz, onunkisi kırmızı. Neden? Çünkü size evleneceğim diye gelip de o hayali kurdurup evlenmeden gidebilirmiş de. Ya da sadece cinsellik üzerine bir şey yapacak. İşte belki nikah dairesi değil, hani bir imam nikahı, belki bir ev, işte belki tutulacak, birlikte yaşanacak, yaşanılmayacak. Siz hep evlilik hayaliyle bekleyeceksiniz bu mutlu aileyi hep. Rabbimiz de demiş ki sen, bakın elbisesi kırmızı burada, bu kırmızı olan erildir arkadaşlar. Çünkü sen akıllanmayacağını ben bildiğim için seni ben yarattım. Ama benim kupamda tutku olmaz. Sen daha sevgiyi bilmiyorsun, onu kapaklamak istiyorsun. Sen daha aşkı bilmiyorsun, onu kapaklamak istiyorsun. Sen seksüelliği aşk olarak zannediyorsun. Sevgi olarak zannediyorsun. Ama benim sadakam diyor, öyle bir şey değil işte. O yüzden sen bu ilişkiyi üst safhaya taşısan da kendi kafanda, daha bir kupa prensi adımı atmazken, hem de öbür tarafta üçüncü kişiyi tutarken, ve senin neden elbisen beyaz değil, mavi şalın yok peki diyor. Ruh ikizlerinde her şeyi eşit yapıyorsam ben diyor. Neden burada seni kırmızı tutku, bedensel, tensel hazlarla simgelettirmişim? Çünkü sen bunu biliyorsun, kendi tutkuna onu kullanmak için kandıracağını bildiğim için. O yüzden değnek dörtlü, büyük arkana kartı değil, kupa onlu onun için değil. Bu da size gelip gitse, buna izin verse Rab, geldikleri gibi gidecekler, geldikleri gibi gidecekler. Git gel, bu böyle devam edecek. Orada üçüncü kişiyi de asla ve asla bırakmayacak. Çünkü zaten ödü patlayan salak bir sahaf var. Arkadaşlar işte bakın nasıl ciğerlerini okudum şimdi. Gördünüz değil mi arkadaşlar? Omurgayı geçtik, iç organları okuyoruz arkadaşlar artık Rabbin izniyle. Gördünüz mü? Ama onun hayali bu kadar güzel evlilik. Peki neden kupa kaç tane erkek tek resmedilmiş arkadaşlar? Bencil ve egoistçe, işte şunu yapmak için. Aşkı sevgi ve tutkuyla karıştırıyor. Gerçek aşk ve sevgi, şefkat budur arkadaşlar. Rabbin sadakasına bu ikisi de uymaz. Onun için
bununla simgelenmiştir. O yüzden size bu kartı verdi. Sizin istediğiniz evlilik bu. Onunki beden tenselliğine hizmet edecek bir dişil istemesi. Bunu da aşk tutarak göstererek sadece bedensel tenselliğin önüne geçemeyecek. Ne kadar evlenmek istese de büyük arkanayla öyle resmedilmemiş ve burada yalnızsınız. Ne ola ki çift olmayasınız 21 numarada. Neden? Çünkü o kadar haklısınız ki. Çünkü Urmiye'yi de geçtiniz. Azize oldunuz. Çünkü bu kupa ikilide yaşanan ve yaşatılanları unutabilip şifalanabileceksiniz. Aşkı onu da onun için onları da orada bekletiyor. O gün bugündür sistem sizi kavuşturmuyor ki size yaptıklarının hepsini bir bir tüm düşüncelerini, tüm söylemlerini, tüm yaptıklarını ve hala üçüncü kişiyi tuttukları için o yüzden sizler görüştürülemiyorsunuz arkadaşlar. Ne zaman bunlardan arındılar? Asla ikilemleri olmadığı sürece kupa ikiliye izin verilecek. Bu da eril dişillerinizin özgür iradesinde. Bu kupa ikilide karşı karşıya geldiğinizde ya yalnızlığı seçeceksiniz ya da burada yanınızda olacaksa şu şefkatli bağlantıları da başta verdiniz. Demek ki isteyeceksiniz. Bu kupa ikili de belli olacak arkadaşlar. Onun için 21 numaraya dişil önce gelir. Biliyorsunuz ben hatta 21 numara nedir diye bütün arkanaları anlatırken bu seriyi size geçen sene 21 numarayı anlattığımda arkadaşlar burada dişil onun için bir tek olarak simgelenmiştir. Çünkü bu tekamülde dişil sonradan uyanışa geçecek. Herkes önce dişiller uyanışa geçiyor diyor ama değil. O değişti arkadaşlar. Dişiller en son uyanıyor ama dişiller erile geçeceği için ve azize olacakları için ve eril geç kalacağı için kızacağınız için kadersel bu görüşme ve hesse ile bütün yaptıkların yerin dibine girecek ki onun için bile isteye öyle bir hata yapıp öyle bir büyük hata yapacaksın ki o kadar zor olacak ki onu telafi etmen o kadar zor olacak ki o kadar zor. İşte o yüzden bu özgür iradende ne zaman dişille eşit seviyeye gelip bu aşka bu şekilde baktığında bil ki ancak seni o zaman dişile göndereceğim. Çünkü dişi zaten buna gelmiştir. Çünkü kartını başta verdi. Bu benim sadakam ancak bu şekilde olur diyor. Şimdi en büyük illüzyonda kim varmış? Sen varsın. Neden ona verdiğim kart buyken sana bunu veriyorum? Peki neden senin yanında dişil yok? Böyle bakar mısınız? Burada bir kere seksüel bir erkek yani. Tam bir akrep erkeği görüyorum burada. Ve ezan okundu her zaman için saatinde. Hangi cümleme denk geldi? Bedensel, tensel, kendisine hizmet eden, hala da bu düşüncede, ilk gittiğinde de böyle olduğu için şu kadar küçücük zerre zerre bir aşk duygu, sevgi koklatmamışlar. Zaten bunu da bilmiyorlarmış arkadaşlar. İnanç sınavı, sadakat sınavı, güven zaten sadakatin içinde. Rabbin sadakası, ilahi aşkı. Ve bir de her şeyden önce ne dedi burada? Sizi Katina'da verdiğinde nasıl vermişti arkadaşlar? Bomboş, ondan sağlam bir şey olmaz demişti değil mi? Ağacı ters verdi. Nereye gitti o? Tabii karıştırdım. Ağacı ters verdi. Üzerine boş desteği verdi. O sağlam olmaz dedi. Sistem de orada dedi ki yok yok bu. O yüzden arkadaşlar kupa onlu her ne kadar bir evlilik isteseniz onu temsil etse de evet ediyor. Urmiya'nın da hayali bir aşk evliliği yapmak. Ama bu şekilde değil. Urmiya'nın yapmak istediği kontratlı ruh eşiyle yarı yolda bırakan bu ahlaksız düşünen erillerin bugün bu kadar evrilmelerinin sebebi Urmiya'nın istediği evlilik şu şekilde. Nereye gitti sizin kartınız? Ay elimde. Aradaki farkı gördünüz mü arkadaşlar?
Onun için sistem bunu size istediğimizde ilk soruyu da sizin için sordum. İlk video hemen bunun bir öncesi. Bu iki, part 2 olsun bu. Kalp tutan erkek bu şekilde geldi. Peki neden diyor desteğe bir ikinci böyle kart koymadım da diyor, hani mesela çektiğinde onu da atayım, o da senin için de aynı olsun, aynı eşit olsun. Veya neden bu kartı sana vermedim de bunu Urmiye'ye vermedim diyor mesela, dişile değil mi arkadaşlar? İşte aradaki zihniyet, düşünce kirliliğini anlayabiliyor musunuz arkadaşlar? Ruhlarını yapılandırıyor Rabbim, şifalandırıyor. İlahi erilin sırtında neden o kadar iz var? Bütün o izleri yaşamasına sebep olan da kendisinin tamamen düşüncelere, bakar mısınız? 1 artı 4, 5. Doğru yoldasın dişil, sizin kartınız. Eril'in kartı ne? 4 artı 5, 9. Seninle evlenmek istiyorum ama hala karar vermiş miyim? Yok. Yanımda mısın? Yok. Anladınız mı arkadaşlar? Nasıl veriyor sistem? Nasıl? Bakın. Yani vallahi şu an akışta bu kartları da böyle okuyorum arkadaşlar. Demek ki kadersel zaman, bu zaman size bu rehberliği, bu zamanda şükürler olsun Rabbime ki benim aracılığımla verdi. Ne ola ki 21 numara sizin kadersel kaderi, yani büyük arkana olarak böyle bir aşk, Rabbin sadakası, bu sınavlardan geçecek, böyle yaşanılacak ve sizin 21 numarada büyük arkana evlilik kartınız olması. O yüzden geçen sene bu kart asıl sizin evlilik kartınız deyip ilk size herkes bunu karmik evlilik kartı olarak okurken, hayır arkadaşlar, evet o öyle gösterecek, o oyunlar oynanacak ama bu asıl sizin kartınızdır. Ama Eril yok yanınızda. Neden? Ne demiştim o noktada? O kendi 21 numarasına sizin gibi gelmediği sürece yok. Sizden sonra gelebilirse gelecek, gelirse ondan sonra bu evlilikte sizin vereceğiniz bir kararla siz bu yol, bu tekamüldeki görevinizi tam anlamıyla yerine dört dörtlük getireceğiniz için, kendi merkezinizi ondan önce geleceğiniz için, o yüzden bu köprüde diğer ruh ikizinizi bekliyorsunuz, 2 numara. Siz gözünüzü kapatmış, kendinizi teslim etmişsiniz dünya planında ve ruh planında bu kontrata, işte o benim Rabbin sadakasıdır diyor. Rabbim de siz dişileri hepimizi erillere karşı koruyor işte böyle. Rabbimin yüceliğini, büyüklüğünü görüyor musunuz? Ama öyledir arkadaşlar zaten. Rabbimiz biz dişileri daima erkeklere karşı özel korumadayızdır. Düşünün. Bu dünya üzerindeki şu anki şeyleri, yapılanları, değil mi? Hani katledilen kadınları, taciz vesaireye uğrayan insanları düşündük. Şort giyildiği için değil mi? Metrobüslerde, trenlerde söylenmedik laf kalmadı. İşte onun için bu kadar uyanış oldu. Bu erillerin dünya üzerindeki bu kötü enerjileri işte asıl kendi sınavlarına sebep oluyor. Burada üçüncü kişiyi ben suçlu görmüyorum artık bu noktadan sonra arkadaşlar. Zaten görmezdim hani. Ama yaptıkları affedilir gibi değil gerçekten. Ama birlenin, affedin. Çünkü bu tekamül asıl erillerin evrilmesi. O kadar yüce bir ruhsunuz ki bakar mısınız burada? Hani küçük bir mutlu evlilik istemişsiniz, bakar mısınız? Yani sizin hayalinizde hani acaba olur mu bir mutlu evlilik isteyeyim? Rab da demiş ki zaten vereceğim sana alasını dört dörtlük vereceğim. İşte öyle adam hani yok, eviriyorum işte olabilmesi için. En iyisi ruh eşin diyorum, işte o da bu. Bak bu malın bu diyor, tanı diyor yani işte. Bunu isteyip istemediğine bak diyor burada işte şimdi diyor. Bununla devam edeceksen diyor. İşte o kupa ikili de o kararı sen vereceksin. İşte o zaman o hayalin gerçek olacak. Ama ben onu şu ana kadar seninle görüştüremememin sebebi, çünkü o hala tutkuda bunu aşk zannediyor. Bunu Rabbin sadakası zannediyor. Öyle beyinsiz diyor yani. Hala evrilemediler diyor. Ne aşkı ne sevgisi. Zaten ikilemde olmasalardı. İnanç olsaydı Rabbin sadakasına, sevgi adamları olsalardı, dişilleri olsalardı, kalp gözüyle sizin baktığınız gibi bakabilselerdi, bugün yanınızda olurlardı arkadaşlar. Bu kadar basit. Anlatabiliyor muyum? Çünkü birlendiniz değil mi? Hep bekleyen sizsiniz. Bu kadar evrildi, bu kadar. Kader çarkını orada vermesinin bir sebebi de hani o kadar ki
aptallığıyla bu kadere, kendi kaderine, kendi aptallığıyla kendisinin bütün her şeyi kendine yaşatacağını öğretiyoruz cennet diyor. Şu an bunu aydınlanmışlar. Alın kabul edin arkadaşlar. Yani Rabbin sadakasını tabii ki bu kişiyi kabul etmek zorunda değilsiniz. Bakar mısınız? Ne ola ki diyor, sen küçücük bir kupanı bile göstermedin. Değnek dört, değnek haltalısını unutmayın. Dıgıdık dıgıdık gittiler. Değil mi? Sen diyor daha bir adım, küçücük bir adım atamamışsın diyor. Aşkını daha tek kelime söylememişsin. Ne ola ki ben sana diyor onunla evlilik vereceğim diyor. Dur bakalım bir orada diyor. Sen sonradan cennetle anlatacağım, öğreneceksin. 21 numarada neden tek dişil resmedilmiş? Hala yalnız, yapayalnızsınız arkadaşlar. Ve hala sırf bir lokma bu gerizekalılarla yaşayacaksınız diye ömrünüz geçmiş. Önünüze bakın, hayatınıza bakın. Gerçekten arkadaşlar. Hakikaten. Zaten bazı canlarım diyor ben seçtim, başka ruh eşim var. Cennetten mutluyum. Şimdi bana gelmek istiyor. Ben kafamı karıştırıyor. Hiç diyorum önüne bak. Böyle. Sizi tek taraflı kafeslemek istemişler. Düşünebiliyor musunuz? Tekamül bunun üzerine dönüyor arkadaşlar. Bir de kirli düşüncelerine alet etmişler sizi. Haberiniz yok, sizi kullanmışlar yani. Sizin için düşünmedikleri kötü hiçbir cümle, düşünce kalmamış arkadaşlar. Söyle söyle. Üçüncü kişi olarak anlattığımız her şey erillerin üçüncü kişiyle de dünya planında ne kadar siz kendinizi, sistem sizi göstermiyorsa niye bana göstermiyorsun? O zaman o evli mi? Öyle düşünüyorsan öyle düşün diyor. Sistem de ona inandırmış. Yani nasıl bir çirkin düşüncesi varsa tekamülü öğrenmiş olduğu için sistem şu an hiçbir şekilde affetmiyor. Kontratına hala ihanettesin. Bakın, ilahi kontrata, dünya planında da kavuşma ve bu dişil neden yalnız diyor. Burada kontrata tek sahip çıkıyor. 21 numarada bu kadın kaç yıldır belki de bekliyorsunuz. Bu yolun yarısına neden o bırakılmış hep yalnız? Ve neden o sadece seninle bunu yaşamak istiyor? Sen ona gittiğin gün hayatını zindana çevirdiğinde de o yalnızdı. Peki bütün bu bilgeliği sana verdim en başından beri. O gün sahtın, bugün de hala aynı. Üçüncü kişi hayatında tek taraflı kafeslemek istiyorsun. Bir de benimle pazarlık yapıyorsun, terbiyesiz diyor sistem. Öyle diyor, demiyor sistem de ben diyeyim arkadaşlar. Bunlar hakikaten ahlaksızmış yani, gerçekten. Zaten bazıları da ahlaksız bir teklif de yapmış. O bireysel açılımlarda çok geliyor. Bu böyle bana böyle bir şey söyledi Cennet Hanım. İnsan nasıl söyler böyle bir şey diyen ne çok arkadaşım oldu. Malı öğrendiniz arkadaşlar. Siz o üçüncü kişiye bence bir teşekkür edin arkadaşlar. Benim sadakam diyor. Hiçbir kulum kimseyi kafesleyemez. Ne ola ki aşkını tek cümle açmamış, söylememişsin. Burada benim sadakam var. Ondan sonra dişinin düşüncelerini kendine vaat ediyorsun. O öyle bir şey değil diyor. Bu aşamada acaba neden bunu öğreniyoruz ve bu rehberlik neden bu şekilde geldi? Çok merak ettim. Şimdi tılsım onluyu da farklı okumak istiyorum arkadaşlar. Mesela burada. Şimdi karmik arkadaş, üçüncü kişi arkadaşlar tabii ki sınav ediyorlar, görevleri bu. Ona bir şey demiyoruz. Zaten kimseyi de suçlamıyoruz. Burada tılsım onlu, dinarların onlusu Rumi'de neydi? Nasıl anlatmıştım ben size onu? Allah'ın fırınında önce bir yanman gerekiyor. Çünkü ne demiştim ben Urmiya ile Sağa anlattığımda? Dur dur, bu adam değil Urmiya, ben bunu böyle bir yoğuracağım, hamura su katacağım, şeker katacağım, tuz katacağım. İşte belki senin tatlılığına gelsin diye şeker katacağım. Daha çok zaman var Urmiya. Merkezine gel, hayatına bak dedi. Başka ruh işi istiyorsan vereceğim dedi, değil mi? Şimdi diyor günaydın. İşte burada tılsım onluyor. Şimdi şu şekilde klasik tarot size. Burada bakın üçüncü kişi olarak yorumladığımız yüzü açık erilin sırtı bağlı. Şimdi tam tersi arkadaşlar. Nasıl biliyor musun? Ben mesela şu an içimden gelen nasıl yorumlamak biliyor musunuz arkadaşlar? Maddi manevi olarak size şu an her şeyi vermek isteyen güya bir eril var ya, dişiliniz. Tek taraflı bedensel tensel hazlı düşünüyor. Sizin aynı şefkatli durumda henüz değiller. Gelmedikleri için kavuşamıyorsunuz arkadaşlar. Birliğe, tekliğe Yakut Rabbin sadakasıdır. Halen o seviyede olmadıkları için sistem size Yakut'a yaşamanızı izin vermiyor. Neden? Çünkü hala bu yolda bekliyorsunuz. Niye?
Çünkü siz koşulsuz sevgiyle bekliyorsunuz. Onlar koşulda bedensel tensel hazzı yapmak için size gelmek, hasat yapmak istiyorlar arkadaşlar. Halen bir numaradayken ki hani şu çirkin bir kupa adımını atıp sizi kafesleyip nikah masasına nasıl götürecekmiş arkadaşlar. Bir de üçüncü kişi var değil mi? Yani ya şimdi bu arkadaşları ne yapacaklarmış? Hani sistem diyor ki burada senin karmaların var diyor. Yani o kadar aptalsın ki hani o kadar düşünemiyorsun, o kadar cahil, o kadar gerizekalısın ki diyor. Yani hani sen bir sonuçta bir kişi var hayatında yani değil mi? Mesela bir evlilik içindesin diyor. Bu üçlü bir ilişki diyor. Çünkü ben Yakut'u öyle sınav ediyorum. Öyle öğretiyorum size diyor. Yıkılan kulede ne der arkadaşlar? Yüz binlerce yıldır hani bu kuleden kulların böyle düşer zaten hani işte bunu anlayabilen koşulsuz sevgiye gelebilen gelemeyen siz gelmişsiniz o gelmemiş. Onun için kılıç kraliçesi çıkıyorsunuz arkadaşlar. Haklısınız. Bakar mısınız? Ay şimdi şöyle okuyasım geldi. Eliyle işaret ediyor. Alt tarafı bir evlilik istedim. Nedir bu yaşadım istemez olaydı ama. Ay, ay, hakikaten içim acıdı arkadaşlar ya. Hakikaten çok acıklı bir durum. Sizin açınızdan baktığında dünya planında bu eriller evlilse sizinle aynı düşünceye şu noktada bile hala gelemedikleri için sistem göndermiyor. Ve tılsım onlu üçüncü kişiyle evliliklerinde onlara karşı bile yüzleri. Şimdi şöyle demek istiyorum. Bakın üçüncü kişi olarak düşünseniz bile erilinizin arkası dönük. Şimdi bunu bir de sizin kartlarla çıktığı zaman şöyle de yorumlayabiliyoruz. Bunun tılsım onun diğer bir anlamı da maddi ve manevi olarak hani her şeyi yapmak istiyorum. Öyle bir evlilik yapmak istiyorum. Sana veremediklerimi vermek istiyorum. Burada siz dişinin yüzü gözüküyor. Erilin yine arkası gizli. Bakar mısınız? Asıl en büyük sahtekar, maskeli, kendini gizleyen eril daima. İster üçüncü kişiyle evliliğinde olsun, isterse size gelip bunu vermek istese de sistem onun için onun yüzünü gizlemiş arkadaşlar. Burada bunu böyle anlayalım. Neden? Çünkü diyor ki nerede şefkatli bağlantı diyor. Sen bedensel tensel hazzın peşindesin. Seni ben yarattım diyor. Dişil bilmese bile ben biliyorum senin ruhun çünkü bendeki parça var sende diyor. Sen daha adam olmadın yani diyor. Anladınız mı arkadaşlar? Bakın üçüncü kişiyle evliyken bile yüzü gizli. Hadi size gelse maddi manevi hani size her şeyi vereceğim diyorlarmış ya. Sizle de yüzü gizli. Size karşı bile yine dürüstçe gelmeyeceklermiş. Çünkü bu yine küçük arkan olduğu için kendi özgürlüğünüzde. Peki neden burada siz 21 numarada çift olarak gösterilmemişsiniz? Şimdi anladınız mı? Yani bunun anlamı şu arkadaşlar. Ben bu an enerjisini yaptıran arkadaşıma sonsuz teşekkür ediyorum. Şimdi herkes cevabını çok net anlayacak burada, alacak. Kimin nerede, ne seviyede olduğunu çok iyi anlayacak arkadaşlar. Karmik ya üçüncü arkadaşlarla evliliği, sizinle de onunla evliyken sizinle de bunu yapmak istiyor. O günden beri de sistem şu soruyu soruyor. Nasıl alıp gideceksin onun nikah dairesini? İmam nikahına da izin vermiyorum diyor zaten. O sizin çirkin düşüncenizin sonucu. Benim sadakam kupam diyor bir tanedir diyor. Ve bu senin fikri. Yani demek ki nikah dairesini götürüp nasıl yapacak? İkiniz de evli mi kalacaklarmış arkadaşlar? Şimdi neden bunlar küçük arkanalar? Çünkü bunlar sizin kartlarınız, sizin özgür iradenizi gösteriyor. Erille resmedilmişleri de erillin özgür iradesi. Kupa ikili de nedir? Bir tek orada ikiniz bir aradasınız. İki taraf bir arada. O da nedir? İkiniz de özgür iradenizle birbirinizden vazgeçmeyip eğer bu aşkı isteyip de karşılıklı tekrar bu sınavlar yaşanınca vazgeçmez de sizi karşı karşıya getirdiğinde eşit ölçüde iseniz diyor. O zaman o görüşmeye izin vereceğim. Fakat orada dikkat edin şimdi kupa ikiliye bir daha göstereyim ben şimdi. Bir dakika bir şey daha geldi aklıma. Ne diyor burada sistem? Kupayı ikili de bakın hep anlatırım ben değil mi arkadaşlar? Bakın karşınıza bile geldiğinde hala ödlek ayağın bir adımı geride. Yine dürüst değil yani geldiğinde bile. Bakın ayağı burada kırmış. Siz ne kadar dik kendinden emin mağrur bütün sınavlara rağmen işte kılıç kraliçesi böyle dik durur işte. Urmiye budur işte arkadaşlar. O gün bugün öylesiniz. Peki bu eril
burada kupayı sunmak istiyor. Hiç gelip size sunamamış bir eril var. Kime sunuyor bilmiyorum arkadaşlar. Göreniniz var mı? Böyle gerizekalılar. Sistem şimdi onlara bakın benim rehberliğim aracılığıyla ne güzel kendilerine gösteriyor. Kendileri bile kendilerine ne oldukları, ne kadar çirkin, pis düşüncelerde olduklarını şimdi bu açılımla öğrenecekler arkadaşlar. Öğrenemeyelim. İşte onun için her yerde sana o yıkılan kuleyi yaşatıyorum. Ama diyor artık bu taraf, bu artık kılıç kraliçesi benim adalet kılıcımı çekiyor yani çektirdim diyor. Hani bil ki artık da inisiyatif yok yani hani. Ve burada bakın sizi bu aşka zincirlemiş, kendini zincirlemiş bir şeytan. Niye peki? Normalde dişil hani Lilith enerjisi olması gerekiyor değil mi? Üçüncü kişinin kupasında Lilith sembolü vardı. Yeni fark ettim onu da. Ne diyor? Niye erille simgeledin diyor. Çünkü bu aşkı bu hale getirecek olan sen olacağın için şeytanın kendinsin diyor. Her düşünceni sana geri döndürüyorum. O kadar güzel bir kurgu ki burada bile diyor. Neden burada? Bakın melek kanadı var değil mi? Melek yüzü görüyor musunuz? Kendini aslan gibi gösterip kükreyecek. Melek kanatları var. İlahi de demiş ki tepende ben varım diyor. Senin şeytanlığını ben biliyorum. O adım neden geri? İşte burada bakın şeytani bir yüz ifadesi var. Aslan bile değil bakın. Hiç ne olduğu belli değil. Ve bakın burada şifalanmanız gerekirken şifa sembolü olan değil mi? Hani kullanılan bir iki yılan vardır bakın kupaların ortasında. Biliyorsunuz o hastanelerde bile asılır hani bir şifa sembolüdür artık zaten yılan şifadır diye. Arkadaşlar bu da şifaysa ben bilmiyorum. Bir büyük arkan olmadığı için ben kabul etmeyeyim o yılanla şifa olmasın arkadaşlar. Yılan kartı var değil mi? Katina da nasıl verdi arkasından kartları. İşte eril eril diyor. Sen böyle ruh eşini bu aşka, kendi tutkuna, dünyevi zevklerine, kendi şeytani fikirlerine ve kendi bedensel tensel şeytanlığına hapsedip bağladın bu aşkı. İşte onu da bu aşamada cennetten öğreneceksin dedi kartla. Şuraya bakar mısınız? Bu kupayı hiç size zerre bir şey koklatmamış. Hep kupayı sunmak istemiş, kimseye sunamamış arkadaşlar. Gören var mı? Var mı? Burada hala bir adım geri. İşte bu da onun içindeki şeytani fikirle geleceğini gösteriyor. Yani bu çirkin düşünceyle size gelip adım atacaklar. Acaba hala başka biri var mı? Yani bu tekamül yaşandığı andan itibaren bütün kılıç beşli, kılıç yedili, kılıç sekizli, kılıç ikili, kılıç altısıyla Rabbim neden bu kadar kesmiş? O kadar büyük illüzyondaymış ki ve hala bu illüzyonda eli kolu bağlı hissetmesi kendisi. O yüzden böyle sınavları yaşatıyor size gelince bu durumda gelecek arkadaşlar. O yüzden de kılıç altılı der ki yaptığını yaptıracağım gittiğin gibi geri geleceksin. Hesse yani. Kılıç beşli. Bakın siz var mısınız burada? Üçüncü kişi var mı? Yok. Kimle resmedilmiş? Erille. Ne güzel puzzle taşlar oturuyor değil mi? Kılıç yedili. Bakın birinci kez, ikinci kez. Üçüncü kez. Bu zaten sırf dedikodu kart. Uzaktan röntgenleyen. Diyor ki eril diyor. Burada değnek güçlü var diyor. Üçüncü kişi kimlerde diyor. Orada hani karmik olan ikinci kişi. Hani siz o birinci, siz ikinci kişisiniz diyor. Tamam. Üçüncü kişi var diyor. Hani karmik mi diyor yoksa dişilde düşündüğüm başka bir eril mi var? Sen de başka resmetmemişsin. Demek o düşündüğün senmişsin diyor. Değnek ikili de keza aynı. Bu sefer ikinizsiniz. Yani anlaşıldı mı arkadaşlar? Burada bitiriyorum. Acayip bir okuma oldu. Tüylerim diken diken. Gerçekten şok vaziyetteyim arkadaşlar. An enerjisi devasa bir senaryo oldu. Bilmediklerimizi fark ettik. Yeni farkındalıklar öğrendik. Benim aracılığımla da bunu ilk defa öğreniyor olacağınız için Rabbime minnettarım, sizlere de teşekkür ederim. Abone, beğeni ve yorumlar. Bu çirkin düşüncelere kurban olmasını istemiyorsanız sizin gibi canların. İşte en son eski videoları da bir izleyin. Kaldırın da ekranlara düşsün. İşte görmeyen yeni canlar gelebilsin arkadaşlar. İşte bu tür düşüncelerin kurbanı olmasın bazı insanlar da böyle. En azından bizim gibi işini layıkıyla yapan rehberlerden bu senaryoları
yeni katılan canlılar oluyor. Ben diyor bunlar hiçbir şey anlamıyorum diyor. Rehberlik alıyorlar. Cennet Hanım bu nedir anlatıyorsunuz? Ben hiçbir şey anlamıyorum. Evet. Evet can sen anlamıyorsun. Haklısın. Çünkü sen bu yola daha yeni girdin. Anlatacağız. O yüzden her kanala yeni gelen arkadaş birinci videodan itibaren izleyin arkadaşlar. Seri halde geliyor zaten. Tekamülü anlatıyorum. Rabbim izin verdiği kadarıyla. Bakın bugün an enerjisi 30 dakika 40 dakika bilemediniz. Hadi abartalım bir saat eğlenelim dedim ama bakar mısınız? 2 tane 2 saat 2,5 saattir an enerjisi bu şekilde oldu arkadaşlar. Sistem bu şekilde olsun istedi. Çok muazzam açılım oldu arkadaşlar. Görüşmek üzere. Beğeni. Yorum. Lütfen artık yeni arkadaşlar da yapsın yani. O kadar görüntülemeye karşılık değil mi? 50, 60, 70, 100 biraz alma verme dengemizi bozmuyor mu arkadaşlar? Görüşmek üzere.